Günlerden bir gün yoksul köylü çevredeki bütün toprakların sahibi olan zengin beyin köşküne gitmiş. Beyim, Allah rızası için bana yiyecek bir şeyler ver, karnım çok aç demiş. Toprak sahibi köylüyü denemek istemiş. Adamlarına köylünün karnını doyurmaları için emir vermiş. Uşaklar köylüye kocaman bir tas çorba ve ekmek getirmişler. Köylü iştahla çorbasını içmiş, ekmeğini yemiş. Daha ister misin diye sormuş bey. Teşekkür ederim beyim, doydum demiş köylü. Bey köylünün doydum demesine karşın uşaklarına yeniden emir vermiş. Bu kez köylüye kocaman bir parça kızarmış et getirmişler. Köylü bunu da mideye indirmiş. Bir şeyler daha yer misin diye sormuş tekrar bey. Hayır beyim, sağ olun, çok doydum demiş. Bey yine uşaklarına gözetmiş. Bu sefer kocaman bir tabak içinde tatlı gelmiş. Köylünün hayatında tatlı gördüğü mü var? Midesinde yer olmasa bile silmiş, süpürmüş, tatlıyı da yemiş bitirmiş. Tatlı faslı da bitince bey yerinden kalkmış, köylüye bir tokat atmış ve bağırmaya başlamış. Hepiniz iki yüzlü yalancısınız. Siz köylülerin söylediği tek bir kelime bile doğru değil. Sözünüze güvenilmez karnım tok dediğin halde önüne konulan her şeyi son lokmasına kadar midene indirdin. Köylü beyin bu sözlerinden çok alınmış, çok üzülmüş. Benimle birlikte gelin beyim demiş. Bahçeye çıkmışlar. Köşkün yanında boş bir kova varmış. Köylü kovayı ağzına kadar taş parçalarıyla doldurmuş. Sonra bey'e sormuş. Bu kova dolu mu? Evet demiş bey. Köylü bu sefer bir kürek kumu kovaya doldurmaya başlamış. Kumlar taşların arasındaki boşlukları doldurmuşlar. Peki şimdi diye sormuş. Şimdi artık kesinlikle dolu demiş bey. Köylü bir koca tasta su boşaltmış kovaya. Su da kovaya sığmış. Köylü beyin yanına gitmiş ve şöyle demiş. Madem sen öyle işte ben de böyle. Ben karnımın doyduğunu nasıl bilemediysem, sen de kovanın dolu olup olmadığını bilemedin. Her şeyi bildiğini sanıp fazla kibirlenme. Toprak sahibi Bey, yoksul köylünün bu sözlerini duyunca çok utanmış. Özür dilerim, sen haklısın demiş. Bundan böyle öfkeme yenilip kalp kırmamaya söz veriyorum.